Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli izleyicilerimiz, ismaila.net olarak birçok alanda programlar icra ediliyor. Fıkıh alanında, tefsir alanında ve buna benzer birçok alanda kıymetli hocalarımız ...bir takım dersler yapıyor ve bunlar sizlere aktarılıyor. Gelen talepler ve ihtiyacı da göz önünde bulundurarak... ...bir ilmihal dersinin gerekli olduğunu anlamış bulunuyoruz. Ve bundan dolayı bir ilmihal programı başlattık. İnşallah günümüz yettiğince sizlerle birlikte ilmihal derslerine başlayacağız... Bugün birinci ders olarak baştan bir giriş yapmış olacağız ve gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce önümüzdeki haftalarda da her hafta inşallah bu programı devam ettireceğiz. Rabbim inşallah bizler tarafından en güzel şekilde ifade ve sizlerden de en güzel şekilde istifadeler nasip eylesin. İlmihal her Müslümanın bilmesi gereken bilgileri ihtiva ediyor. Her Müslümanın ...bilmesi farz olan bilgileri aslında ihtiva ediyor. Çünkü ilmi hal ne demek? E, i̇ki kelimeden mürekkep. İlim ve hal. İlim bilmek demek. Hal, durum, e, şimdiki zaman gibi bir anlamı var halin. İlmi hal de kişinin durumuna dair bilgiler demek. Yani bir Müslümanın her durumda bilmesi gereken ve her durumda karşılaştığında... Onun dini hükmü nedir, ne yapması gerekir e, bilmesi gereken bilgileri ihtiva ediyor. Dolayısıyla Müslüman abdest alacak, bu abdestini ne bozar ne bozmaz, nasıl alması gerekir, ne farzdır ne sünnettir bunları bilecek. Müslüman namaz kılar, dolayısıyla namazını ne bozar ne bozmaz veya namazda kendisi üzerine farz olan şeyler nedir, sünnet olan şeyler nedir. E, oruç tutuyor yine aynı şekilde oruçla ilgili birçok tavsiyat e, başına gelebilecek her türlü durumda nasıl davranması gerekir bunları e, bizlere öğreten kitaplara biz ilmi hal diyoruz o yüzden her Müslümanın mutlaka ilmihal bilgilerini bilmesi gerekiyor e, bizler fetva hattına gelen sorulardan da biliyoruz ki aslında birçok sorunun cevabı ilmi hallerde var yani e, ilmihal kitabına müracaat edilecek olsa veya ilmihali okumuş olsak aslında kafamıza takılan birçok sorunun cevabını bulacağız. Ve birisine sorma ihtiyacı da hissetmeyeceğiz. O yüzden ilmihali büyükler de öyle der. Bir insan e, sadece bir kere okumak değil her sene hatmetmek. Çünkü insan nisyan ile malul. Unutuyoruz. Bazen okuduğumuz şeyi unutabiliyoruz. Dolayısıyla tıpkı Kur'an-ı Kerim'i hatim yapar gibi ilmihali de bir insan her sene en az bir kere dönmüş olması lazım ki meseleleri bilsin ve başına geldiğinde hatırlasın veya en azından ilmihalin şurasında geçiyordu bir bakayım. Yani net olarak hükmü hatırlamasa da ilmihalde geçtiğini bilir ve ona müracaat eder. Oradan tekrar meseleyi öğrenebilir. Dolayısıyla her Müslümanın bilmesi gereken bilgilerdir ilmihal. Tabi bu alanda yazılmış birçok eser var ilmihal olarak ama biz bu dersimizde e, Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi'nin büyük İslam halini esas alacağız. Çünkü kendisi hem son devrin yaşamış önemli alimlerinden birisi 1971'de vefat etmiştir ve e, asıl kaynaklara muvafık olma bakımından da e, önemli bir eserdir. E, bunu tabi e, aslı itibariyle biraz daha belki her insanın anlayacağı şekilde değildir ama sadeleştirmeler var. E, bu sadeleştirmelerden birisi de bizim e, İsmaila Tehlif Heyetinin sadeleştirdiği e, büyük İslam ilmi hali e, fıkıh hocalarımızın hazırladığı e, bir eserdir bu sadeleştirilmiş bir şekilde. E, dolayısıyla derslerimizi inşallah bu kitaptan yapmaya çalışacağız. Tabi sizlerden ee, bu süreçte hem e, imkanımız oldukça bu dersleri takip etmenizi e, ve istifade edeceğini düşündüğünüz insanlarla da bunu paylaşmanızı rica ediyoruz Çünkü belki birçok insanın haberi yok e, böyle bir e, hizmetin böyle bir dersin yapıldığından Dolayısıyla e, yakınlarımıza çevremize e, en azından belki açıp kitap okuyamayacak durumda olanların dinleyerek, hem dinleyip dinledikten sonra veya önce e, kitaptan o okuduğumuz bölümü de kendiniz okuyarak e, böyle bir inşallah ders devam ettireceğiz. Sizler de bunu e, mümkün oldukça eğer çevremize e, paylaşırsanız onlarla bu şekilde e, onlara haber verirseniz e, bir insanın e, bir meseleyi öğrenmesinde aracılık etmekten dolayı da tabii ki o vesile olan kişiye de e, illaki uhrevi anlamda bir mükafat olacaktır. Rabbim inşallah çıkmış olduğumuz bu yolda cümlemizi muvaffak kılsın. İlmihal kitabı e, çeşitli bölümlerden oluşuyor. Tabi giriş bölümünde itikat, e, inanç esasları, daha sonra taharet, namaz, oruç, e, oruçla birlikte kefaretler, zekat, haç, kurban, Kerahiye ve istihsan dediğimiz helaller, haramlar, e, güzel ahlak ve peygamberlerin hayatı e, netice itibariyle de e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıyla tamamlanıyor. Biz e, giriş bölümünde e, itikat bölümü olan kısmı özet geçeceğiz. Siz onu tabii ki kendiniz e, okuyabilirsiniz. Bu alanda yine yapılacak dersler var. Oradan istifade edebilirsiniz ama itikada dair olan bölümü Biraz daha özet geçeceğiz. Taharet bölümünden başlamış olacağız. İtikat bölümüne bakacak olursak, birinci olarak tabi dinler. Üç çeşit dinden bahsedilir. Hak din, muharref din ve batıl din. Hak din, Mevla Teala Hazretleri'nin peygamberlerine vahiy aracılığıyla onlara Efendim kitap göndererek veya sahifeler göndererek veya önceki peygamberlerin efendim hükümlerini devam ettirecek şekilde peygamberleri aracılığıyla insanlara bildirdiği dinlerdir. E, biz bunlara hak din diyoruz. E, dolayısıyla kendi zamanında Hristiyanlık bir hak din idi e, veya kendi zamanında efendim e, Yahudilik bir hak din idi e, Musa Aleyhisselam zamanında Yahut İsa Aleyhisselam zamanında bir de muharref dinler var muharref din de aslı itibariyle hak din olmakla birlikte daha sonra tahrif edilmiş dinler yani Hristiyanlık aslı itibariyle hak din ama daha sonra Efendim kitapları tahrif edilmiş ve bozulmuş bir hale gelmiş yine tevratla ilgili aynı şeyi söyleyebiliriz Efendim Yahudilik aslı itibariyle hak olsa da daha sonra tahrif edilmiş ve Muharref dinler sınıfına giriyor. Bir de batıl dinler var. Batıl dinler de aslı itibariyle dahi olsa hiçbir şekilde bir asla dayanmıyor. Yani hiçbir semavi kitaba veya bir peygambere dayanmayan, insanların kendi kendilerine icat ettikleri bir takım batıl inançlardan oluşan dinlerdir. Bunlara da batıl din deniyor. Şimdi hak din dediğimiz zaman اِنَّ e, innet Allahin indallahin الْاِسْلَامُ buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah katında din İslam'dır. Dolayısıyla günümüz açısından hak dinler e, diye biz başka bir dinden bahsedemeyiz. İslam hak dindir. Çünkü bunun dışındaki dinler e, aslı itibariyle hak olanlar olsa da onlar da muharref sınıfına girdikleri için şu anda hak din olarak tek din İslam'dır ve men yebtagi gayra'l islami dinen felen bih buyurur. Rabbimiz İslam'dan başka din arayan kesinlikle ondan felen yuqbale min kabul edilmeyecek hiçbir şey. Yani İslam'ın dışında Mevla'nın kabul edeceği bir şey yok. Ee, dini mübini İslam son dindir ve hak dindir. Şimdi bir kimsenin Müslüman olabilmesi için belli esaslar var. İman ve İslam. İmanın şartları var, İslam'ın şartları var. İman ne demek? İman bir şeye inanmak, bir şeyi kalben tasdik etmek. Buna iman deniyor. Lugat anlamı itibariyle. İslam ise bir şeye teslim olmak, boyun eğmek demek oluyor. İmanla İslam'ın e, dini açıdan farkı iman daha çok e, kişinin bir eylemden ziyade fikri anlamda, inanç anlamında kendisinde bulunması gereken esaslar. İslam ise uygulama anlamında bir takım şartlardır. İman ve İslam'ı bu şekilde ayırabiliriz. İmanın şartları malumunuz olduğu üzere altıdır. Ee, biz bunu amentü e, duası ile biliyoruz. Amentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel ba'tu ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diye hepimizin efendim çocukluktan ezbere bildiği e, kavli şerif. Şimdi imanın esasları Allah'a iman. Tabi Allah'a iman var ama nasıl olacak? Allah'ın bizim gibi bir varlık olmadığını bileceğiz. Allahu Teala vardır, vücut sıfatı vardır kendisinin ama onun varlığı kimseye muhtaç olmayacak şekilde bir varlık. Bizler bir var ediciye muhtacız. Yani biz de varız ama biz kendiliğinden var olmamışız. Bizi var eden bir Mevla var ama Mevla için böyle bir şey söz konusu değil. O kendiliğinden var ve hiçbir yarattığına benzemez. Efendim ezelidir, ebedidir. Yani başı yoktur, sonu yoktur. Dolayısıyla bizim gibi işte sonradan ortaya çıkmış, sonradan doğmuş falan değildir haşa. Mevla Teala'nın mekanı yoktur. Yani Allah'a inanıp ama Allah yukarıda demek haşa bu insanı itikadi açıdan sıkıntıya sokar. Dolayısıyla Allah'ın mekanı yok. Allah Celle Celaluhu la mekani. Ee, onun e, filanca yerdedir, yukarıdadır ya da her yerdedir demek bile yanlıştır. Mekandan münezzehtir. Doğrusu budur. Allah'a olan inancımız bu şekilde e, teferruatıyla birlikte olacak. Ve meleiketihi meleklerine iman ettik. Melekleri... Dişi veya erkek değil, onlar nurani varlıklar. Yani insan gibi ona bir cinsiyet e, nispet etmek yanlıştır. Efendim, ve kütübihi, kitaplara iman. Tabii e, bizim kitap olarak bildiğimiz, e, efendim Musa aleyhisselama Tevrat, Davud aleyhisselama Zebur, İsa aleyhisselama İncil ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de e, Kur'an-ı Kerim nazil olmuştur. Onun dışında bir de sahifeler var. 10 sahife Hazreti Adem Aleyhisselam'a. Efendim sonrasında 50 sahife Şit Aleyhisselam'a. 30 sahife Hazreti İdris Aleyhisselam'a. Ve 10 sahifede İbrahim Aleyhisselam'a indirilmiş sahifeler var. Ve rusulihi, rasullere iman, peygamberlere iman ediyoruz. Biz müminlerin en önemli özelliği Hazreti Adem aleyhisselamdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar ne kadar peygamber geç, gelmiş ise hepsine iman ediyoruz. Hepsinin Allah'ın peygamberi olduğu hususunda imanımız var. Ee, yani peygamberlerin birisini diğerine e, tercih etmiyoruz. Ya da Efendim e, filanca peygamberi kabul ederiz ama filancayı etmeyiz demiyoruz. Peygamber olduğu bilinen Hazreti Adem'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar. Ne kadar peygamber gelmişse hepsine iman ediyoruz. Vel yevmil ahiri, ahiret gününe iman ediyoruz. E, dolayısıyla e, ölümün son olmadığını, ölümden sonra bir ahiret hayatının, cennet cehennemin var olduğunu biliyoruz. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Ve yine en önemli unsurlardan birisi kaderin, hayırlısının ve şerlisinin Allah Celle Celaluhu'ndan olduğunu biliyoruz kaza ve kadere iman. Bu da önemli bir unsur. Bununla ilgili aslında müstakil bir belki ders yapmak gerekir ama vaktimizin kısıtlı olduğunu bilerek özet geçelim. Ee, kaza ve kader. Kaza ne demek? Kader ne demek? Önce bunu sizlere izah edelim. Kader bir işin Allah Celle Celaluhu tarafından ezelden bilinip takdir edilmesi. E, filanca kişinin filanca vakitte filanca işi yapacağı Mevla Teala tarafından takdir edilmiştir. Çünkü Mevla'nın ilim ezelisiyle o kişinin bu işi yapacağı önceden bilinir ve takdir edilir. Buna kader diyoruz. O vakit geldiğinde ve o işin gerçekleşmesi durumuna da kaza diyoruz. Yani filancanın doğması, doğmuş olması kazadır. Ama Doğacak olması, evvelden bunun takdir edilmesi o ise kaderdir. Sizin evliliğiniz evlenmeden önceki aşamaya kadar bu kader denir. Evliliğinizin gerçekleşmesi de kaza denir. Yani o kaderin e, hasıl olması, meydana gelmesine de e, kaza deniyor. Dolayısıyla biz başımıza gelen her türlü fiilin Allah Celle Celaluhu tarafından e, takdir edildiğini biliyoruz ve böyle iman ediyoruz. Ha bu peki bizim irademizi engel mi? Hayır, değil. E, Mevla Teala Hazretleri ilmi ezelisiyle bunu bilir, takdir eder. Ama bu bizim kesinlikle irademize engel değildir. Tıpkı bunu e, şunun gibi düşünebiliriz: Bugün bir senelik diyelim takvime bakıyoruz. E, Şubat ayı, Mart ayı, efendim Nisan ayı, hepsinin güneşin ne zaman doğacağı. Ee, İmsan ne zaman olacağı, öğlen vaktinin ne zaman olacağı veya akşamın ne zaman olacağı takvimde yazılı. Halbuki e, bir ay sonrasında e, güneşin ne, ne zaman doğacağı nasıl şimdiden bilinebiliyor. E, bir takım teknolojilerle, bir takım efendim bu ilmin erbabı tarafından çalışmalarla tespit edilebiliyor. Peki şunu diyebilir miyiz? E, takvime o yazıyı yazan öyle yazdığı için güneş o vakitte doğdu diyemeyiz. Tam aksine Güneş'in o vakitte doğacağını öncedeki çalışmalarla e, bu işin uzmanları tespit etti ve e, Güneş de doğdu. Yoksa o takvime e, bu hükmün yazılması, bu vaktin işte Güneş'in yediği, e, on geçe doğacağı yazılmış olması Güneş'in doğması ile ilgili herhangi bir etkisi yoktur. Sen onu öyle yazdın diye Güneş öyle doğdu demek değildir. Dolayısıyla kaderi de böyle anlamalıyız. Yani Mevla Teala öyle yazdı diye Öyle oldu şeklinde değil. Mevla Teala senin öyle yapacağını bildi ve bunu bilmekle o kaderi tayin etmiş oldu. Yoksa kişi yine kendi iradesiyle yapmış oluyor. Kesb diyoruz biz buna. Kendi kesbiyle bu işi yapmış oluyor ve dolayısıyla yaptığı işin sonucundan da sorumlu oluyor. Evet imanın şartları özetle bu şekilde. Bir de İslam kısmı var. Ee, İslam'ın şartları da nedir? Bir kelime-i şehadet getirmesi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Bu kelime işareti getirmekle kişi Müslüman oluyor. E, dil ile ikrar, kalb ile tasdik diyoruz. Yani bunu hem kalbiyle tasdik edecek hem de diliyle e, bir mecburiyet olmadığı sürece e, bunu ikrar etmesi lazım. Zaruret durumları, e, ölüm, tehdit vesaire bunlar müstesna ama diliyle de bunun ikrar edilmesi gerekiyor. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir, peygamberidir. Şimdi eşhedü şehadet ederim diyoruz. Normalde şehadet nedir? Bir şeyi görmeye şahit olmak denir değil mi? Ben şehadet ederim demek ben gördüm demektir. Ben bizzat şahidim demektir. Biz Allah'ın varlığına öyle bir iman ediyoruz ki sanki bizzat görmüş gibi yani kesin bir inancı ifade ediyor şehadet. Ben şehadet ederim demek ben her ne kadar gözümle müşahede etmesem de Allah'ın varlığını görür gibi şahidim. Çünkü varlığı en aşikar olan kişi Allah Celle Celaluhudur. Allah'ın varlığı bütün mevcudatla birlikte zaten Bizim tarafımızdan kabul edilmiştir. Biz bu şekilde iman ederiz ve gayba iman ediyoruz. İmanımız gayba. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ buyuruyor Mevla Teala müminleri, müttakileri tarif ederken. Öyle kimseler ki gayba iman ederler. Dolayısıyla gayba iman ediyoruz ama şahit olarak, eşhedü ifadesiyle yani kesin bir iman demektir. Şüphe yok demektir. Ve Efendimizin, efendim Allah Celle Celaluhu'nun kulu ve peygamberi olduğuna yine aynı şekilde şehadet ediyoruz. Efendim ikinci şart namaz. Ee, İslam'ın e, temel şartlarından birisi namaz. E, hatta e, es-salatu imadud din dinin direği olan bir şarttır. E, dolayısıyla müminin namazsız olması düşünülemez. Namaz kılmıyor olması düşünülemez. Dinin direğidir. Direk giderse Allah muhafaza din gider. Dolayısıyla namaz en önemli şart. Üçüncü şart oruç. Ramazan ayında gücü yeten kişinin oruç tutması yani bir hastalık, bir efendim zaruret olmadığı sürece her Müslümanın oruç tutması farzdır. Hacca gitmek ve zekat vermek bunlar da yine İslam'ın şartlarından birisidir. Hac gücü yeten kişiye yine farzdır. Zekat vermek o da yine imkanı olan, e, maddi açıdan nisap miktarı mala sahip olan kişiye farzdır. E, bütün bu şartlara baktığımız zaman aslında e, en temel ve herkes için gerekli olan namazdır. Yani şehadeti zaten getiriyoruz. Efendim oruç gücü yetene yine e, farz. Yani e, eğer bir insan e, diyelim hastalığından dolayı tutamıyor o fidye verecek. E, hacca gidemeyen maddi imkanı olmayan e, o yine mesul değil. Farz değil ona. E, efendim zekat nisap miktarı malı yoksa ona da farz değil. Ve bunlar haç ömründe bir defa zekat yılda bir defa Ramazan orucu o da yine yılda bir defa yapılan e, ibadettir. Ama namaz müminin burada baktığımız zaman her daim yapması gereken e, ve bu temel şartlar içerisinde sürekli yapmakla mükellef kıldığı bir farzdır. İman ve İslam şartları özellikle bu şekilde. Tabi sizler yine bu bölümü ilmihal kaynaklarından tafsiratlı bir şekilde okuyabilirsiniz. İnşallah ikinci dersimizde de taharet bölümünden giriş yapmış olacağız. Mevla Teala Hazretleri inşallah en güzel şekilde istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.